Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size kış aylarında kedi bakımı ile alakalı biraz bilgi vereceğim. Çünkü havalar artık değişmeye başladı. Yani Antalya'da bile havalar biraz serinlediyse İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Karadeniz'de daha da farklı. Takip ederim arkadaşlar. Şimdi kedileri ne yapacağız? Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki işte tıraş yaptırırsak sıkıntı mı yaşarız? İşte tıraş olursa üşür mü gibi sorular çok fazla geliyor. Arkadaşlar her 6 aydan 6 aya muhakkak tıraşınızı yaptırın. Çünkü kediler kıştan yaza geçerken de tüy dökümü gerçekleşiyor. Yazdan kışa geçerken de bir tüy dökümü meydana geliyor arkadaşlar. Onun için tıraş yaptırabilirsiniz, hiç korkmayın. Ama şöyle olur. Kıştan yaza geçerken 0 numara, 1 numara, 1,5 numara gibi numaralarla yaptırırken tıraşınızı, yazdan kışa geçerken o uzun tüyleri 2 numara gibi, 3 numara gibi makine ucuyla aldırtırsanız çok sıfır da olmaz, çok uzun da olmaz, dökülme de olmaz. Kediniz de rahat eder, siz de arkadaşlar evde rahat edersiniz. Çünkü şimdi yazın herkes denizde, havuzda, bahçede, parkta vakit geçirirken kışın herkes evlerde genelde arkadaşlar. Evlerde vakit geçireceğiz. Onun için kedilerimizle daha çok zaman geçirmiş olacağız. Bundan dolayı da her yerimiz tüy sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımız var ve tüy olacak. Onun için biraz inceltirsek tüylerini siz de sıkıntı yaşamazsınız. Kedileriniz de rahatlamış olur. Bir, tıraş yaptırabilirsiniz. İki, bu dönem içinde kışın kediler hareket olayı biraz daha azalır. Sıcak yerlerde yatmak isterler. Çok fazla hareket etmek istemezler. Kışın daha çok kilo alırlar arkadaşlar. Daha çok kilo alacaklar için muhakkak mama olayına ayarını düzgün yapalım. Yani siz evde oldukça, siz yemek yedikçe, siz bir şeyler içtikçe, işte meyve kuru yemiş, işte akşam yemeği öğle yemeği yedikçe evin içinde olacağımız için sürekli kediler de devamlı gelmek isteyecek. Onlar da içgüdüsel olarak yemek yemek isteyecek arkadaşlar. Ve kışın kilo alma ve yağlanma oranları çok fazla olur. Bunun için de hangi mamayı kullanıyorsanız eğer o mamanın arkasındaki ölçek dozunu kullanmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bir, tıraş dedik. İki, yemek olayını dile getirdik. Üç, bakım arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız kedilerimizi yıkıyorlar. Evet, yıkanabilen kediler var. Kendini yıkatan, bundan dolayı sorun çıkartmayan kedilerimiz de var. Hiç kendini yıkatmayan kedilerimiz de var. Şimdi kendini yıkatan kedilerle alakalı yazın haftada bir kez, 10 günde bir kez yıkayan arkadaşlarımız var. Tamam, normal çok sıcaklarda, Temmuz'da, Ağustos'ta bu tarz yıkamalar gayet normal. Ama şu an kış ayındayız, artık başladık yani. Yıkama olayını 15 günde bir, 20 günde bir yıkayan gruptaki kedi arkadaşlar, yani kedi besleyen arkadaşlarımız 20 günde bir yıkayabilirler. Çok fazla bu dönem içinde soğuk havada yıkama olayını lütfen gerçekleştirmeyin. Yıkadığınız zaman da muhakkak evde havanın, odanın sıcaklık derecesi, işte kendi havlusu, iyice kurulanması, ondan sonra oda sıcaklığının bir tık sıcak olması gerekiyor ki hastalıklara maruz kalmasın kedimiz. Onun dışında normal suyla yıkamanın dışında da köpük şampuanlar ve toz şampuanlar var artık arkadaşlar. Bunu da herkes biliyor. Pet shoplardan, veteriner hekimlerden, internetten temin edebilirsiniz. Bu tarz şampuanlarla da yıkayabilirsiniz. Biz şu an inanılmaz derecede bir köpük şampuan kullanıyoruz. Kedilerin bakımıyla alakalı veya yavru köpeklerin bakımıyla alakalı. Çünkü temizliği gerçekten çok başarılı ve hemen kurulanabiliyor. Bir hani sıvı temas olmadığı için hasta olma riski minimum derecede ve parıl parıl mis gibi kokabiliyorlar arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Mesela çok evin içindedir, çok temizdir. Pudralayarak temizleyebilirsiniz. Yıkama olayını bu şekilde gerçekleştirirsiniz. Su değmeden tabii ki. Bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Köpük olayında haftada bir kez, 10 günde bir kez uygulayabilirsiniz. Toz şampuanı da haftada bir kez, 10 günde bir kez uygulayabilirsiniz. Suyla yıkama olayında 20 gün, 18 gün, 23 gün, hani çok kısa zaman aralıkları olmadığı müddetçe yıkamada da sorun olmaz arkadaşlar. Onun dışında kedilerde kışın nelere dikkat edeceğiz? Ev içinde oldukları için döşemelerinizi, ondan sonra mobilyalarınızı, işte perdelerinizi gibi eşyalarınıza zarar verebilirler tırmalayarak. Onun için muhakkak tırnak bakımlarını yaptırın arkadaşlar. Muhakkak tırnaklar kesilsin. Zaten evlerinizde
birçoğunda şey var, biliyorum, tırmalama aparatları. Onlar da zaten uç kısımdan kendileri törpülerler ve eşyalara zarar vermezler, sizlere zarar vermezler, kıyafetlerinize zarar vermezler. Tırnak bakımında muhakkak yaptırın arkadaşlar. Maması, yıkaması, tıraşı, tırnak bakımı. Onun dışında evet arkadaşlar, diğer sıkıntı da şu kış aylarında. Bazı arkadaşlarımız, ev içinde sigara içen arkadaşlarımız var. Veya işte klimayı çok fazla çalıştırıp klima bakımları olmayan, yaptırmamış olan arkadaşlarımız olabilir. Veya elektrik süpürgesi çok fazla çalıştıran kişiler var evin içinde. Evin içinde toza maruz kalan kedilerde göz akıntısı, burun tıkanıklığı, kulakta pislik meydana gelebiliyor arkadaşlar. Onun için çok sigara içiyorsanız, işte klima bakımı yapılmamışsa, çok fazla tozlu bir ortam varsa evin içinde, elektrik süpürgesi çok çalışıyorsa gibi gibi, muhakkak göz, kulak, burun bakımını veteriner hekimimize yaptırın. Ayda bir kez veteriner hekim baksın, genel bir kontrolünü yapsın, kulaklarına, burun deliklerine, solunum sistemine bir kontrolden geçirsin arkadaşlar. Kış aylarında kapalı ortamda kalındığı için çok çabuk etkilenebiliyorlar. Bunlar da önemli arkadaşlar. Evimizi zaten herkes havalandırıyor muhakkak ama kedi besleyen arkadaşlarımız birazcık daha dikkat etsinler. İçerideki ortamın hava sirkülasyonu çok önemlidir arkadaşlar kediler için. Çünkü kediler, köpeğimizi ne yapıyoruz? Muhakkak tuvalet için sabah, öğlen, akşam dışarı çıkartıyoruz ve gezdiriyoruz. Ama kedilerimiz hep evin içinde olduğu için bu şekilde dışarıdan tam bir oksijen alma olayı olmadığı için bazen işte kaçmasın, pencereden atlamasın, balkona atlamasın diye de birçok arkadaşımız kapıyı pencereyi de kapatıyorlar. Bundan dolayı da bu sefer içerideki yani o havanın içinde kedimiz hep zaman geçiriyor. O da büyük bir sıkıntı ilerleyen zamanda görüyoruz arkadaşlar ve yaşıyoruz. Onun dışında nelere dikkat etmeliyiz arkadaşlar? Hızlıca bir düşünelim. Kış aylarında şu an aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Sizin eğer kış aylarında yapmamız gerekenlerle alakalı kafanıza takılan, merak ettiğiniz bir şey varsa bize sorabilirsiniz, danışabilirsiniz. Bizler sorularınıza cevap vereceğiz arkadaşlar. Vermeye devam ediyoruz zaten. Onun için de bundan sonraki dönemde köpeklerle alakalı bir video çekeceğiz. Kış aylarında köpeklerin bakımıyla alakalı neler dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.